Durum 1'i de Status Word üzerinden inceleyelim. Bildiğim kadarıyla Tia Portal'da Status Word yok. Bulamadım ben, baktım ama eğer Tia Portal'da varsa bilen arkadaşlar yorum olarak yazarlarsa sevinirim. Allah'tan görülen hocanın bilgisayarında Step 7 Manager kuruluymuş da onun üzerinden ekran görüntüleri aldım. Benim makinede Step 7 Manager kurulu değil. O nedenle oradan aldığım ekran görüntüleri üzerinden devam edeceğim. Şimdi Status Word ne? Status Word program içerisinde yapmış olduğum işlemler hakkında bana bilgi veren bir hava hafıza alanı. Burada bu hafız alanında iki alanı kullanacağım bu videoda. Bunlardan bir tanesi STA status yeri. Bu Status World'ün ikinci biti. Bu sıfırıncı, birinci ve ikinci biti. Diğeri ise RLO, Result of Logic Operation. Yani burada da lojik işlemlerin sonucunu bana veren RLO biti bulunmaktadır. Bu da işte status word'ün birinci biti olarak geçmekte. Diğer bitlerin burada açıklamaları var. İşte first scan biti ve diğer bitler ama benim şu anda konum o değil. Status word değil. Sadece status word üzerinde bu lojik işlemler sonuçları nasıl yapıyor program? Bunun üzerinde incelemeler yapacağım. Burada aslında STA'yı ben inputların yazdığı kısmı giriş görüntü kütüğü olarak da düşünebilirim. Çünkü de verileri oradan almakta. Ve outların, atamaların STA bitinde çıkış görüntü kütüğü olarak düşünebilirim. Burada demin de dediğim gibi her bir satırda yapılan işlemlerdeki lojik işlemler sonucu ve işte o kullanmış olduğum input ya da outputların durumu ya da bir başka memory bit de olabilir. Onların durumu satır satır status word'ün işte ilgili bitlerinden ne yapabiliyorum? İzleyebiliyorum. Yukarıda da bunun lader diyagramına veriyorum size. Basit bir devre var. Bu devre üzerinde adım adım gideceğiz. Burada mesela Input 124.1'in status biti yani STA biti 0. Aktif değil şu anda. Buna ait giriş şu anda lojik olarak 0. Ve RLO'su lojik işlem sonucu ise 0. Burada 124.2 var. Bunun da status 0. Ve sonuç itibariyle giriş de 0 olduğu için bu evet 0 normalde kapalı bir kontak ama giriş 0 olduğu için de çıkışındaki lojik değer RLO biti 0. Burada bir OR işlemi yapmışız. OR input 124 124.0'la 129.0'ın evet girişindeki lojik değer 1 olabilir ama şu anda statüsü yani giriş imaj kütüğündeki değeri sıfır olduğu için çıkış aktarmayacak. O nedenle buradaki RLO biti de 0 ve burada statüsü STA'sı 0, 124.2 gibi bir giriş kullanmışız. Yani bunun da aslında işte giriş görüntü kütüğündeki değeri 0, 0 olduğu için açık ve çıkışına bir veri aktarışı olmuyor. O nedenle bunun da çıkışındaki RLO biti 0. Devam ettiğimizde buradaki input 124.2 çıkışından 0 ne diyelim gönderdiği için Sıfır verdiği için burada Q124.0'a da aslında bir sıfır ataması yapılıyor ve 124.0'da sonuç itibariyle statüsü bunun da sıfır oluyor ve bu da çıkış görüntü kütüğüne işleniyor. Burada end input 124.1 şu, end not input 124.2 var. Şurada 124.2'nin değiliyle aslında ve işlemi yapılmış. Burada end not işlemi bizim lojik olarak, lojik kapılarla bildiğimiz V'nin değilini almak değil. AN dediği, end not dediği burada end işlemi yapıyor ama... End işlemini yaptığında input 124.2'nin değilini alıyor. Tersini alıyor. Bu normalde kapalı kontak olduğu için aslında 124.2'nin NAT'ı değil. OR işlemi yapılıyor şu noktada. Kimle OR işlemi yapılıyor? Bakın burada 124.0, input 124.0'lı bir OR işlemi yapılmış. Daha sonra bu OR işlemiyle birlikte end denilmiş şu noktadan sonra input 124.2 bu da 124.2 nolu girişim benim ve bunun çıkışı eşittir ile atanmış nereye Q124.0'a şimdi burası kapalı statüsü 1 1 olduğu için 124.1 inputum burayı kapadı ve çıkışına relo biti olarak şurada dikkat edecek olursanız 1'e atadı devam edelim 124.2'nin statüsü şu anda 0 0 olduğu için normalde kapalı kontak ve bu relo bu da çıkışına atadı ve relo çıkışında da bir ne yapmıştık buradan sonra bir or işlemi yapılmıştı şurada 124.0 124.0'ın dikkat edecek olursanız statüsü yani giriş görüntü kütüğündeki değeri 0 ve açık olduğu için açık ama burada relo biti 1 şimdi diyeceksiniz ki bunun statüsü 0 açık Girişindeki biri çıkışına aktaramaz. Çıkışında bir nereden geldi? Bir buradaki or işleminden geldi. Yani yukarıdaki şuradaki 124.2'nin çıkışına atamış olduğu şu bir aslında benim aynı şekilde or işleminden sonraki 124.0'ın çıkışındaki lojik değer olarak da ne yaptı geldi çünkü bir or işlemi yapıyoruz burada 124.2'nin STA'sı 0 0 olduğu için bu normalde açık girişindeki RLO değeri 1 ama açık olduğu için statüs 0 açık olduğu için çıkışındaki lojik değer RLO biti 0 olacak ve bu 0 124.0 çıkışına atanacak ve 124.0'a atanan değer 0 olduğu için bunun statüs değeri sıfırda kalacaktır. Şimdi bunu biraz daha detaylandıralım. İşlemler nasıl yürüyor ona bakalım. Statüs değerleri 124.1'in şu anda 0 124.2'nin bir, 124.0'ın bir, 124.2'nin yukarıda da birdi, burada da bir. Bunların hepsi giriş imaj kütüğündeki aslında benim inputlarımın değerleri ve statüs değerleri bir olan buradaki ne diyeyim ben size kontaklarım konum değiştirdi. Yeşil olarak gösterdiklerim. Neydi? 124.2 bir de statüs değeri. Normalde kapalı kullandığımdan bu kontak açıldı. Burada ne var? 124.0'ım var. 124.0 normalde açıktı. Statüs biti bir olduğu için burası kapandı. Ne var? 124.2 var. 124.2 normalde açıktı. Statüs bunun biti bir olduğu için kapandı ve dikkat edecek olursanız bu yeşil koldan Q124.0'a bir değeri Statüs olarak atandı. Peki buradaki lojik işlemler nasıl gerçekleşiyor? Bir de ona bakalım. Burada 124.1'in STA değeri 0. Yani bu kontağım açık. Kontağım açık olduğu için çıkışa RLO biti olarak sıfır geçti. Yani sıfır atandı. Ve burada aslında bu sıfırla ent işlemi yapılacak. Ent işlemi sıfırla ne arasında yapılacak? 124.2. Diyeceksiniz ki ya orası ent not değil mi? Şimdi logikteki ent not ile buradaki ent not'ı birbirine karıştırmayalım. Logikteki ent not ve işlemi yapar. Sonuçta değilini alırdı. Burada a yazması? Buradaki input'un değilinin alınması. Yani buradaki 124.2'nin değerli alınacak. 124.2'nin statüsü ne? 1. Bura kapalı kontak, kapalı kontak olduğu için bunun natı alınacak. 1 olduğu için bunun natı 0. 0 ve 0 ve işlemi yapıldığında şurada çıkışta alacağımız relo biti ise yine 0 olacaktır. Burada bir 0'ım var relo biti olarak. Bir or işlemi yapacağım. Or'u kimle yapacağım ben? Burada 124.0'la. 124.0'ın şu anda statüslerine ne? 1. 1 olduğu için Mesela bu kapalı olsaydı o ne yapılacaktı? Or not. Demin dediğim gibi oradaki and not, lojik kapılardaki and not değil. Burada bir or işlemi yapılıyor. Statüsü 1 olanla şu anda 124.0'a statüsü 1. 0 ile 1'in or işlemi yapıldığında 0, 1 veya işlemine tabi tutulduğunda çıkış nedir? Çıkış 1'dir. Ve bu 1 en son nerede? Bu düğüm noktasına geldi. Bu düğüm noktasındaki işte ne diyelim? RLO biti 1 oldu. Buradaki RLO bitiyle end işlemi yapılacak. End işlemi neyle yapılacak? 124.2'nin statüsüyle. Bu normalde açık bir kontaktı. Normalde açık kontak olduğu için buradaki 1'i kullanıyorum. Not olsaydı da bunun yine 0'ını kullanacaktım. Ama normalde açık kontak olduğu için 1'ini kullanıyorum ve ne yaptık? Buradaki 1'le RLO ile buradaki 124.2'nin statüsünü, STA bitini ENT işlemine tabi tuttuk. 1, 1 ENT işleminden 1 olarak çıkar ve bir sonucu nereye geldi? 124.2'nin işte çıkışındaki RLO biti olarak geldi ve burada da bu biti ne yapıyorum? Götürüp Q124.0'a atıyorum ve 124.0'a atadığımda Q124.0 çıkışım çalışmış oluyor. Dikkat edecek olursanız STL yazılımda burada adım adım programlama yapıldığı için satır satır alt alta bu programlama yapıldığı için durum bitirinin RL'onun takibi daha kolay oluyor ve bunun üzerinden size anlatmak istedim. Daha anlaşılır olması açısından. Müzik